Evet değerli arkadaşlar, yatırımdan, yatırımın nasıl olması gerektiğinden, yatırımın amaçlarından bahsettik. Şimdi de yatırım türlerinden bahsedeceğiz. Yatırımlar temelde ikiye ayrılır. Birincisi mali yatırımlar, ikincisi üretime yönelik yatırımlar diye iki tür yatırımdan bahsedebiliriz. Mali yatırımlar, malumunuz üzere paradan para kazanmaya yönelik yatırımlardır. Yani burada hisse senedi alırsınız, işte tahvil alırsınız, paranızı faize yatırırsınız ya da işte altın alırsınız, döviz alırsınız gibi paradan para kazanmaya. Burada bir üretim söz konusu değildir. Paradan para kazanma vardır. Buna biz mali yatırımlar diyoruz. Yani bu da bir yatırımdır nihayetinde. Belirli bir miktar sermayeniz var. Bunu korumak için yaptığınız çabalara da yine mali yatırımlardır. İkincisi üretime yönelik yatırımlardır. Şimdi bizim odaklandığımız konu mali yatırımlar değil. Yani burada borsada işte şu hisseyi alırsan böyle olur, yok altına yatırırsan böyle olur, faiz alırsan, faize yatırırsan şöyle olur gibi mali konularda yaptığımız bir işlem burada anlattığımız dersin konusu değil. Bu dersimizin konusu üretime yönelik yatırımlardır. Yani bir üretim yapıyorsunuz, yaptığınız bir üretimin karşılığından bir şey elde ediyorsunuz. Olayda bir ne vardır? Bir ürün vardır ortada. Mali yatırımlarda herhangi bir ürün yoktur. Mali yatırımlarda ne vardır? İşte paradan para kazanma. En güzel ifade edilen deyimdir. Paradan para kazanma vardır. Onun için mali yatırımlar bir yerde... İşte tahvile yatırım, kar ortaklığı belgelerine yapılan yatırımlar, faize yapılan yatırımlar, varlığa dayalı kıymet, menkul kıymetler yatırımları, fonlar vardır mesela, fonlara yaptığınız yatırımlar gibi bir takım yatırımlar, mali yatırımların konusu içine girer. Üretime yönelik yaptığınız yatırımlar ise gerek hizmet üretimi olsun, gerekse mal üretimi olsun. Bildiğiniz gibi üretim de iki kısımdı. Birisi elle tutulan, gözle görülen yatırımlar, bir diğeri de elle tutulmayan, gözle görülmeyen yatırımlar. Bakın ikisi de yatırımdır. Örneğin hastane yatırımı nedir? Bir hizmet yatırımıdır. Oraya insanları iyileştirmeye yönelik yaptığınız eğitim yatırımları nedir? Bir hizmet yatırımıdır. Ama bunun karşılığında bir makine almak, başka bir şey almak nedir? Üretime yönelik yatırımlardır. Mesela elma bahçesi kurmak üretime yönelik bir yatırımdır. Üretime yönelik yatırımlar da 10 farklı şekilde değerlendiriliyor. 10 farklı şekilde değerlendirilenlerden bir tanesi bizim ilgi alanımıza geliyor. 10 tane yatırımlardan bir tanesi komple yeni yatırımlardır. Yani hiçbir şey yokken ortada biz arsanın alımından İşte ağaçların dikimine, etrafının ihata edilmesine, çevrilmesine, her şeyine yönelik yaptığımız yatırımlar komple yeni yatırımdır. Bizim bu ders kapsamında da ilgimizi yoğunlaştıracağımız, odaklanacağımız konu da komple yeni yatırım olacaktır. İkincisi yenileme yatırımı. Yenileme yatırımı da şu şekilde ifade ederiz. Biliyorsunuz zaman içinde çeşitli araç, gereç, makine ve donanımlar eskirler. Onların yenilenmesi gerekiyor. Yani bir araç, gereç, makineniz, donanımınız eskidiyse, artık onun ekonomik ve teknik ömrü dolduysa, onun yerine yeni bir araç, gereç, makine ve donanım almaya biz yenileme yatırımı diyoruz. Şimdi yenileme yatırımlarıyla modernizasyon yatırımları biraz karışır birbiriyle. Modernizasyon yatırımlarıyla, bakın modernizasyon yatırımı da bir yatırımdır. Bakın yenileme yatırımı da bir yatırım, modernizasyon yatırımı da bir yatırım. Modernizasyon yatırımı da şöyle ifade edebiliriz. Makine ve donanımlarınız kullanılır durumda. Ancak buna yeni bir takım aparatlar, yeni bir takım sistemler ekleyerek o makinayı daha verimli, etkin hale getirmeye modernizasyon yatırımı deriz. Bakın bu son derece önemli. Dördüncüsü
tevsi yatırımları, yani tevsi yatırımlarına eski adıyla tevsi yatırımı, yeni adıyla da kapasitenizin artırılmaya yönelik yatırımlar da biz tevsi yatırımları deriz. Yani mevcut bir kapasiteniz var, bir takım ilaveler yaparak eğer kapasitenizi artırabiliyorsanız, yeni makineler, donanımlar alarak, o zaman da ne yapmış oluyorsunuz? Tevsi yatırımı yapmış oluyorsunuz. Tamamlama yatırımları, ikmal yatırımları vardır. Zaman içinde görürsünüz, ikmal inşaatı vardır. İkmal, ikmale kalma diye eski deyimlerden bir tane vardır. Yani bütünlemeye kalmaya eskiden ikmale kalma derdi. Yani tamamlamaya yönelik olan yatırımlara da ikmal yatırımları ya da tamamlama yatırımları denir. Tesisler, oteller, bir otel yatırımı yapacaksınız. İşte bugünlerde çok gündemde ya, otel yatırımlarından bir tanesi, işte Suudi Arabistanlılar biliyorsunuz otel yatırımı yapıyormuş Antalya'da. Otelde Suudi Arabistan'ın Türk mallarına karşı uyguladığı ambargo neticesinde diyor ki bırakın gelin diyor Suudi Arabistan hükümeti. Şimdi otel inşaatı kabaları bitmiş. Bunun ne olacak? Şimdi Suudi Arabistanlılar bunu satma peşinde. Sattığında ne olacak? Bunu birisi tamamlayacak. Bakın birisi tamamlayacak ve otel olmuş olacak. Enteresan değil mi? Bir diğer yatırımı darboğaz giderme yatırımı dediğimiz, işletmeler zaman içinde böyle iş hayatı böyle dümdüz değildir arkadaşlar. İş hayatı inişli çıkışlıdır. Nasıl ki ekonomide inişli çıkışlılık varsa iş hayatında da inişli çıkışlıdır. Dolayısıyla iş hayatındaki bu inişli çıkışlı dönemlerde işletmeler zaman içinde darboğaza girebilirler. Bazen elinde stokları şişer. Bu virüs salgını döneminde tam da bunları gördük. İşletmeler darboğaza girebilirler. İşte darboğaza girdiğinde bu işletmeleri bu darboğazdan kurtarmaya yönelik yatırımlara da darboğaz giderme yatırımı denir. Bunu kurtarma operasyonları da diyebilirsiniz. Yani işletmeler batmasın. Mesela çok gündemde olduğu için söylüyorum. Havacılık sektörü ciddi sıkıntıda. Havacılık sektörünün önünü açabilmek için nedir? Hükümetler destek veriyor. Onlara yatırım yapıyor. Hatta bir tane havacılık sektöründe bir firma Türkiye'de battı. Boraj etti zannedersem. İtalya'da Alitalia var. Alitalia'yı İtalyan hükümeti kurtarabilmek için ne yaptı? Onun darboğaza girdi çünkü. Kimse uçmuyor. Uçaklar var, zarar ediyor. O zaman ne yaptı? Alitalia'yı devletleştirme, yani İtalyan hükümeti satın alma yoluna gitti. Keza Almanya Lufthansa'yı koruyabilmek için kesenin ağzını açtı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Hava Yolları'nı koruyabilmek için yine kesenin ağzını açmış durumda. Darboğaza girdi çünkü işletmeler. İşletmeler darboğaza girdiğinde bu işletmelere çeşitli şekillerde ne yapmak gerekiyor? Destek olmak gerekiyor. Hangi yönden? Finansal yönlerden. Bunlar da bir nedir? Bir nevi yatırımdır. Bir diğer yatırım türü kalite düzeltme yatırımlarıdır. Kaliteyi artırabilmek, daha nitelikli ürünler yapmak, dolayısıyla rekabet günümüz yarışmalı piyasasında rekabet avantajı elde etmek, üstünlük sağlamak için yapılan yatırımlara da kalite düzeltme yatırımları denir. Entegrasyon yatırımları vardır. Entegrasyon yatırımları işletmelerin birbiriyle ilişkilendirilmesine yönelik yatırımlara da biz entegrasyon yatırımları deriz. Entegrasyon, iki tür entegrasyon vardır. Bir dikey entegrasyon, bir yatay entegrasyon. Dikey entegrasyonda bir ürünün, örneğin bir bisküvi sektöründe bir tesis olsun. Bisküvi sektöründeki tesis, bisküvi piyasasındaki payını artırmaya yönelik olarak başka bir işletme kurması, başka bir işletmeyle işbirliği yapmasına yönelik yatırımlara biz dikey yatırım deriz arkadaşlar. Dikey entegrasyon deriz daha doğrusu. Dikey entegrasyon yatırımı. Ama bir işletme var. Varsayalım ki yine bisküvi üretiyor. Bu işletme bisküvinin ambalajına yönelik, bu işletmenin bisküvilerin dağıtımına yönelik bir başka bir şirket kurup bisküvileri dağıtmak istiyorsa,
Buna da biz ne yatırımı deriz? Yatay entegrasyon yatırımları deriz. Demek ki entegrasyon yatırımları iki türde oluyor. Bir dikey bağlamda, bir yatay bağlamda. Dikey bağlamda olan yatırımlar pazar payını artırmaya yönelik olan yatırımlardır. Yatay entegrasyonda da işte bir takım başka ürünler üretmektir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi yine Konya'nın güzide firmalarından Torku'nun örneğin yoğurt mayasıyla ilgili yatırımı yatay entegrasyonda bir yatırımdır. Mesela yoğurt mayasını kendisi üretiyor. Daha önce yoğurt mayaları ne yapılıyor? İthal ediliyordu. Torku yaptığı çalışmalarla, Ar-Ge çalışmasıyla mayayı üreten, kendi mayasını üreten, en azından kendi tesislerinde kullanacağı kadar mayayı üretebilecek, yoğurt mayasını üretebilecek bir yatırımı yaparak ne yapmış oldu? Yatay bir entegrasyona gitmiş oldu. Bir diğer yatırım, üretime yönelik yatırımlardan bir diğeri de finansal kiralama yatırımlarıdır. Buna biz leasing diyebiliriz. Leasing yatırımları yine çok kullanılan bir yatırım türü olduğu için söylüyorum. Leasing'de 3 aktör vardır. Birinci aktör finans kurumudur. İkinci aktör yatırım malı üreten tesistir. Üçüncü aktör ise işleten tesistir. İşleten firmadır diyelim. Şimdi işleten firmanın sermayesi, kapasitesi, bu yatırım malları almaya yönelik varlıkları yetmiyor. Peki ne yapacak? Varsayalım ki otobüs işletmeciliği yapacaksınız. Bir ilden bir ile yolcu taşıyacaksınız ama sizin otobüs alacak kadar paranız yok. Peki ne yaparsınız? Yaptığınız fizibiliteler sonucunda burada karlı bir alan gördünüz. Dolayısıyla dediniz ki biz bir otobüsümüz olsa biz burada yolcu taşıyarak kar ederiz. Çok güzel. Peki otobüs alacak paranız yok. Ne yapacaksınız o zaman? O zaman finans kurumuna başvuruyorsunuz. Bankaya. Yani finans kurumlarında banka olabiliyor. Ya da faizsiz finans kurumları olabiliyor. Ya da bir şekilde finans kurumu diyoruz biz onlara. Başvuruyorsunuz. Finans kurumu diyor ki tamam kardeşim diyor. Ben diyor o otobüsü alıp sana vereceğim. Sen işleteceksin. Ama diyor onun diyor mülkiyet hakkı benim olacak. Sen işleteceksin. İşletmeyi karşılığında işletmenin karşılığında sen karını alacaksın. Bana da otobüs parasını peyderpey taksitle ödeyeceksin diyor. Dolayısıyla 25 yılın sonunda varsayalım ki 20 yılın sonunda, 15 yılın sonunda, 45 yılın sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak o otobüs de senin olacak deniyor. Buna yap işlet devret modeli de diyebilirsiniz. Bunlar daha çok leasingle yapılıyor. Dolayısıyla finans kurumu işleten firma ve yatırım malı üreten firma. Bakın yatırım malı üretiyor. Yani otobüs firmasına siz otobüs firmasıyla muhatap olmuyorsunuz. Diyorsunuz kimle? Finans kurumuyla muhatap oluyorsunuz. Finans kurumuna diyorsunuz. Finans kurumu da yatırım malı üreten firmayla, otobüs firmasıyla işbirliği yapıyor. Sonra finans kurumu otobüsü alıp senin kullanımına veriyor. Siz de onu kullanarak, işleterek ne yapmış oluyorsunuz? Hem iş yap işlet devret şeklinde bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Buna leasing yatırımları ya da finansal kiralama yatırımları denir. Özellikle havacılık sektöründe, deniz taşımacılığı sektöründe, lojistik sektörde çok yaygın bir yatırım türüdür. Mesela kamyon filosu kurabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben lojistik yapacağım, bir yerden bir yere taşımacılık yapacağım. Dolayısıyla 10 tane kamyon alacağım diyebilirsiniz. Ama her bir kamyon neredeyse 600-700 bin lira, 800 bin lira. Bunun ciddi bir meblağ gerekiyor, bu kadar para gerekiyor. Bu parayı nereden bulacaksınız? Yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Finans kurumuyla birlikte işbirliği yaparak finans kurumundan para alıyorsunuz. Aldığınız paranın karşılığını da çalışarak, yani kamyonlar çalışarak, siz de onu işleterek oradan hem kamyonların parasını, yani kamyonların bedelini
hem de onun kira bedeli olmak üzere yavaş yavaş ödüyorsunuz. Bununla ilgili o kadar çok yatırım var ki arkadaşlar, dolayısıyla günümüzün çok yaygın yapılan yatırım türlerinden, özellikle finans bağlamında kullanılan araçlarından bir tanesi leasingdir. Leasing yatırımlarıdır. Finansal kiralama yatırımı diyoruz. Son olarak bir de nakil yatırımları vardır. Nakil yatırımları da taşıma yatırımları diyebilirsiniz. Bir tesisin bir yerden bir yere taşınmasına yönelik yapılan yatırımlara da ne diyoruz biz ona? Nakil yatırımları diyoruz. Bunun çok somut bir örneği, şimdi motosikletle ilgilenenler vardı belki. Motosikletle ilgilenenler bilirler. Kanuni motosikletleri var. Kanuni motosikletlerin aslında eskiden Doğu bloku ülkeleri vardı. Çekoslovakya'da CZ'di. Doğu Almanya'da zannedersem. CZ diye bir marka vardı. Belki büyükleriniz bilirler. CZ motosikletleri vardı. CZ motosikletlerinin her şeyiyle alındı. CZ motosikletleri taşındı Türkiye'ye ve bugün kanuni adıyla ne yapıyor? Üretim yapıyor. Bakın işte tam bunu, tam somut bir örnek. CZ motosikletleri bugün kanuni motosikletleri şeklinde faaliyetlerini yürütüyor. Doğu Almanya'daydı zannedersem. Doğu Almanya'dan Türkiye'ye taşınmış oldu. Bakın nakil yatırımı, uluslararası nakil yatırımı üstelik. Bunu çeşitli fabrikaların, tesislerin zaman içinde bir yerden bir yere taşınmasına yönelik yapılan yatırımlarda yine aynı şekilde nakil yatırımları olabiliyor. Tabii bunun çok basit şekli, evinizi taşıyorsunuz, o da bir yerde tabii ki yeni masraflar yapıyorsunuz, tadilatlar yapıyorsunuz, işte değişiklikler yapıyorsunuz vesaire. Demek ki bu dersimizde ne gördük? Yatırım türlerini gördük. Hangi tür yatırımlar varmış, bu yatırımlar neler ifade ediyormuş, bunları gördük. Bizim odaklandığımız nokta üretime yönelik yatırımlarmış. Mali yatırımlarla ilgileniyoruz. Üretime yönelik yatırımlardan da komple yeni yatırımlara yönelik komple yeni yatırım türünü inceliyoruz. Üretime yönelik yatırımlar 10 tanedir. Tekrar ediyoruz bunlar. Komple yeni yatırım, yenileme yatırımı, tevsi yatırımı, kapasite artırma yatırımı, tamamlama yatırımı, ikmal yatırımı, modernizasyon yatırımı, işletmeyi modernize etmek için yapılan yatırımlar, darboğaz giderme yatırımı, işletmeler sıkıntıya girdiğinde işletmeleri kurtarmaya yönelik yatırımlar, kalite düzeltme yatırımı, kaliteye, markaya yaptığınız yatırımlar, entegrasyon yatırımları, dikey ve yatay olmak üzere, finansal kiralama, leasing yatırımları, finansal kiralama yatırımları ve nakil yatırımları olmak üzere 10 türde yatırımdan bahsedebiliyoruz. Şimdi sizler tabii ara sınavlarda bir yatırım projesi yapmanız gerekiyor. Bir ön fizibilite çalışması yapmanız gerekiyor. Yapacağınız bu ön fizibilite çalışmasında komple yeni yatırım türüne yönelik bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yapacağınız bu çalışmada sizin ara sınav notunuzu belirleyecek. Bu dersimiz burada tamamlandı. Diğer dersimizde yatırım projelerinden bahsedeceğiz.